Yeşil Tunceli'de uzun süre ikamet etmesi ve faaliyetlerinin dikkat çekmesi sebebiyle Tunceli halkına deşifre olmuştu ve Tunceli halkı Yeşil'e sakallı lakabını takmıştı. Bu deşifrenin ardından Yeşil Diyarbakır'a gönderilmiş ve burada PKK'ya karşı kırsal alanda mücadele etmeye başlamıştı. İşte burada bir başka gizli isim olan Cem Ersever ile tanışmıştı. JITEM ve derin devlet için çok kilit bir isim olan Ersever, işine çok sadık ve analitik çalışan biridir. Gazeteci Soner Yalçın ile görüşmeler yapan Cem Ersever, Yeşil hakkında da itiraflarda bulundu ve ona kalırsa Güneydoğu'daki faili meçhul bir kısım cinayette Yeşil'in parmağı vardı. En son gazeteci Soner Yalçın ile konuşan Ersever, bu konuşmadan kısa bir süre sonra elleri bağlı, başından vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulunmuştur.